Merhaba sevgili dostlar. Neurofeb Akademi kanalında Bağımlılığından Kurtul serisinin 3. videosu olan Kişisel Markalaşma videosuyla karşınızdayız. Bir bağımlılığı bırakma kanalında neden kişisel markalaşma videosu yayınlanıyor diye sorgulamış olabilirsiniz. Burası motive edici birkaç cümleyle gaza gelip gazınız bittiğinde geri döndüğünüz bir durak değil. Burada olayları en temelinden alıyoruz. Bağımlılığından Kurtul serimizin bu videosunda kişisel markalaşmanın önemini ve nasıl yapacağınızı anlatacağız. Bu videoda diğerleri gibi sıkıştırılmış öz bilgilerden oluşacak. Kişisel markalaşma önemli bir konu ve kısaltmak için önemli yerleri kesmeyeceğim. Bunun için sonuna kadar not alarak dikkatlice dinleyin. İnsanlar kendilerini bir profil içerisine sokma ya da insanların onları soktukları profiller içerisinde kalmaya meyillidirler. Reklamcılık tarihine bakarsanız reklamcılığın 3 evreden geçtiğini görürsünüz. Ürünü tanıtma, deneyimi tanıtma, hayat tarzını tanıtma. Size bir filmde başarılı bir karakter izletir, onunla kendinizi özleştirmenizi sağlar ve o karaktere belli marka ürünleri kullandırtırlar. Ya da çok sevilen bir futbolcuyu bir şampuan reklamında oynatır, bu ürün eşittir, bu futbolcunun hayat tarzı algısını oluştururlar. Çok rastlanan profiller için inek ve asosyal bir öğrenci tiplemesini, Mercedes'e binen elit, klas kişiyi, minimalist takılan, sadelik sever bir insana örnek verebiliriz. Her profil kötü değildir. İyi profiller de vardır ancak her insan özel ve farklıdır. Yetenek alanlarınız, potansiyeliniz, kendinizi geliştireceğiniz alanlar farklı ve kendi farkınızı ortaya koymanız, kendinize esnek bir kalıp yaratmanız lazım. Bunu kişisel markalaşma sayesinde gerçekleştireceğiz. Marka, zihindeki algıdır. İnsanların zihninde kaliteli bir algıya sahip olmanızı sağlayacağız. Psikolojik olarak da davranışlarınızı bu algıyı korumak üzere biçimlendireceksiniz. Kişisel markanız sizi diğer insanlardan ayıracak ve öz benliğinizi daha fazla hissetmenizi sağlayacaktır. Kişisel markalaşmanın birkaç adımı bulunuyor. Bunların bir kısmını kişisel markalaşma araştırmalarımdan, bir kısmını ürün markası oluşturma kitaplarından, diğer bir kısmı da tecrübelerimden oluşturdum. Bunları not alarak dinleyin. Analiz. Şu anki durumunuzu geliştirmeniz için iyi bir analiz şart. Bunu Yohari penceresi ve SWOT analizi sayesinde gerçekleştirin. Sonrasında insanların sizi nasıl gördüğünü yazın. Örneğin beni kültürsüz görüyorlar çünkü kendime bir şeyler katmıyorum. Pozitif özellikleri unutmayın. Beni lider bir kişi olarak görüyorlar çünkü sorumluluk bilincim yüksek gibi pozitif özelliklerinizi de yazın. SWOT analizi ve Yohari penceresi sonrasında bunu yapın. Şimdiki durumu analiz etmek çok önemli. Karar. Karar vermede nasıl biri olmak istediğinize karar vereceksiniz. Yetenekleriniz ve potansiyelinizin çok dışına çıkmamaya özen gösterin. Örneğin görsel bir yeteneğiniz var ve bu alanda uzmanlaşıp geçiminizi sağlayabilecekseniz insanların sizi mükemmel bir baterist olarak görmesine gerek yok. Bateriyi bırakmayın, çalmaya devam edin. Bu şekilde farklı dallara yayılın ancak enerjinizi belli bir alana yoğunlaştırmanız gerek. Nasıl biri olmanız gerektiğini güçlü, zayıf yönlerinize bakarak karar verin. Tavsiyem güçlü yönlerinize ağırlık vermeniz ve gerçekten tutkunuz olan bir alana yönelmeniz. Dilerseniz zayıf yönlerinizi en güçlü yönlerinize çevirebilir ya da nötr seviyeye çekebilirsiniz. Bu bölümde ne olmak istediğinizin analizini yaptıktan sonra diğer bölüme geçebiliriz. Hayal et. İnsanların sizi nasıl göreceğini yazın. İnsanlar beni disiplinli, kendine inanan ve güvenen, genel kültürü yüksek, ağırbaşlı bir insan olarak görüyor gibi insanların ileride sizi nasıl göreceğini satırlarca yazın. Ne olmak ve ne olmamak istiyorsanız bunları gerekiyorsa sayfalarca yazacaksınız. Bunların ardından derinleşeceğiniz ve yayılacağınız alanları belirleyeceğiz. Derinleşme ve yayılma. Derinleşeceğiniz alanlar uzmanlık alanlarınızdır. İyi bir mühendis, iyi bir gitarist mi olmak istiyorsunuz? Psikoloji alanında uzmanlaşmak, bu konuda insanlara ders verecek kadar bilgilenmek mi istiyorsunuz? Bunları yazın. Bunlar sizin derinleşeceğiniz alanlar. Tavsiyem 4'ten fazla yazmamanız. Benim geçmişte yaptığım gibi bir liste çıkartın ve oradan birkaç tanesini seçin. Artanları yayılacağınız alanlara yazın. Yayılacağınız alanlar ise hakkında az çok bilgi edineceğimiz, uzman kadar olmasa da bir şeyler söyleyebileceğiniz alanlar. İyi bir tasarımcı olmanız, iyi bir tarih araştırmacısı olmayacağınız anlamına gelmez. İyi bir mühendis olmanız piyano çalmayacağınız anlamına da gelmez. Kendinize derinleşeceğiniz ve yayılacağınız en az birer alan belirleyin. Bunları tutkularınızı gözlemleyip seçerseniz mükemmel sonuçlar alırsınız. Hedef kitle. Herkese hitap eden birisi hiç kimseye hitap edemez. Siz kime hitap edeceksiniz? Kendini geliştiren, geleceği parlak, karşı cinsin köpeği olmadan bağımsız yaşayabilen insanlar topluluğuna mı yoksa ilgi için her türlü saçmalığı yapan amipler sürüsüne mi? Hangisine hitap edeceğinizi belirleyin. Markalaşma kuralları. Unutmayın ki marka ismi okunduğunda zihinlerde canlananlardır. Volvo eşittir güvenlik gibi. Amacımız isminiz okunduğunda ya da cisminiz görüldüğünde zihinlerde kaliteli bir algı yaratmak. İşte kaliteli bir kişisel marka yaratmak için 11 kural. Yayılma. Az önce de bahsettiğimiz gibi ne kadar çok şeye yayılırsanız markanızın değeri o kadar düşecektir. Sürekli yeni şeyler deneyin.
Tutkunuzun olduğu her şeye vakit ayırın ancak bunların hepsini insanlara göstermeyin. Yaratmak istediğiniz algıya uyan özelliklerinizi tanıtın. Daralma. Birkaç alana yayılabilir ancak bir ya da iki alanda derinleşebilirsiniz. Bunun için uzmanlaşacağınız alanları daraltın. Onlarda uzmanlaştıktan sonra yeni alanlara geçin. Tanıtım. Markalaşma süreci bu çalışma biter bitmez gerçekleşmeyecek. Markalaşma istikrar gerektirir. Bu çalışma sonrası davranışlarınızı bu çerçevede gerçekleştirip bir algı oluşturmaya başlayacak. Bir süre sonra istediğiniz algıyı zihinlere yerleştireceksiniz. Bunun için boş zamanlarınızda telefonla vakit öldürmek yerine kitap okumak, sanatsal, edebi incelemeler, denemeler yazıp yayınlamak, yeteneğinizi kaliteli bir biçimde yaymak tanıtımınızı sağlayacaktır. Bir süre sonra insanların gözünde paylaşımlarınızla özdeşleşeceksiniz. Kelime. İnsanların zihinlerinde isminiz okunduğunda hangi kelime canlanacak? Kültür mü, asalet mi, sanat mı? Hangi kelimeyi canlandırmak istiyorsanız onu belirleyin. Kategori. Burada yaptığınız en az bir işte en iyisi olmanızdan, o kategoriyi domine etmenizden, o işle ilgili bir şey sorulacağı zaman danışılacak bir kişi olmanızdan bahsediyoruz. En az bir kategoriye hakim olun. İsmin değeri. Belirlediğiniz ilkelere, kurallara uygun yaşayın. İsim değerini koruyun. Markaya yakışmayacak hareketlerde bulunmayın. Genişleme. Farklı alanlara girişirken tutkunuz olan işlere öncelik verin. Sırf para ya da ilgi için farklı ve alakasız alanlarda kendinizi yormayın. Her şeyi bilmeye çalışan hiçbir şeyi bilemez. Arkadaşlık. Olmak istediğiniz özelliklere sahip kendine değer veren insanlarla arkadaşlık kurmanız, kaliteli çevrelerde takılmanız markanızı oluşturmanızda en önemli etkenlerden birisidir. Arkadaşlık çevre faktörünü unutmayın. Alt marka. Mühendis ve aynı zamanda iyi bir gitarist misiniz? Eğer ki gitarda da yeteneğiniz varsa, mühendisliğin dışında gitarda da derinleşin ve alt markanızı üretin. Alt marka üst markayı destekler. Tek bir alanda derinleşmeden ikinci bir alana geçmeyin. Stil. Kendinize bir logo, renk belirleyin ve gardırobunuzu buna göre hazırlayın. Giyim tarzınızı ve logonuzu belli aralıklarla yenilemek iyidir. Belli dönemlerde belli bir tarz giyinmeye özen gösterin. İçinizdeki değişimi giyiminizle de yansıtın. Değişim. Markanızı belli dönemlerde belli olaylar öncesinde ve sonrasında gözden geçirmeniz, geliştirmeniz, düzeltmeniz gerekebilir. Üniversite sınavına hazırlanan birisiyle hazırlık okuyan ya da meslek sahibi birisinin kısa vadeli hedefleri, amaçları aynı olmayabilir. Markanızı belli dönemlerde değiştirin. Son olarak bir kağıda tüm bu özelliklere sahipmişsiniz gibi yazın. Ben çalışkan, disiplinli, insanların saygı ve sevgi duyduğu, kendine güvenen ve karşı cinsle rahat iletişime geçebilen, genel kültür sahibi, kendini sürekli yenileyen ve kendini kontrol eden, libidosunu yönlendirebilen bir insanım gibi. Bu yazdıklarınızı her gün okuyun. Gerekirse son tekniği de her gün uygulayın. Şu an öyleymiş gibi yazar ve bunun için çalışırsanız o özelliklere kısa sürede sahip olacak, insanların aklında öyle kalacak ve bu algıyı bozmamak için de çalışmaya devam edeceksiniz. Bağımlılığı bırakmada ve hayatımda faydasını gördüğüm bu tekniği sizlerle paylaşmak, bağımlılıklardan kurtulmadan önce kendi karakter kalıbınızı oluşturmanızı istedim. Bu videoyu yeniden dinleyin, notlar çıkartarak bu teknikleri uygulayın. SWOT analizi ve Yohari penceresini öğrenin ve kendinizi analiz edin. Bilinçli, kendini kontrol edebilen bir insan olun ve bağımlılıklarınızdan kurtulun. Esenlikler.